simit ezme her restoranda farklı yapılan bir tarif. Biz 3 peyniri karıştırarak yapıyoruz. Kimisi içine bal koyar, kimisi içerisine farklı yeşillikler koyar. Dediğim gibi ben bunu birazcık farklı yapıyorum. Beyaz peynir, tulum peynir ve lor peyniri kullanıyorum burada. Gramajlar 150 gramlar gibi düşünebilirsiniz bunları. Bir rende alayım ve 3 peyniri de burada hafiften rendeleyeyim. Dolaptan birazcık fesleğen alıyorum. Normalde ben restoranda fesleğen kullanmıyorum ama burada kullanacağım. Şurada da lor peynirim var. Bunu da içerisine ilave ediyorum. Aşağı yukarı 120-150 gram civarlarında peynirler kullanıyorum. Hiç önemli değil bu arada. Yani üçünü eşit de kullanabilirsiniz. Ben gerçekten elimde olduğu kadarı 150 gram tulum peyniri, 120 gram beyaz peynir, 100 gram civarında da lor peyniri vardı elimde. Onları o şekilde kullandım. Sonra gördüğünüz gibi toz Antep. Bu işin olmazsa olmazı. Şu opsiyonel, yani içine koyacağınız fesleğen opsiyonel ama bence Antep olmazsa olmaz, dediğim gibi çok da güzel bir lezzet veriyor. Ama Antep fıstığıyla hani Girit, yani ne alaka derseniz, yani açıkçası enteresan. Sadece böyle elde kalan peynirleri kullanmak için çok yaptığımız bir tarif olduğu için ve çok da lezzetli bir hani ara atıştırmalık olduğu için benim sevdiğim tariflerden bir tanesi. Bazı reçetelerde içerisine bal ve benzeri şeyler koyduğunu da görürsünüz. Ama dediğim gibi tercih sizin, top sizde. Nasıl istiyorsanız öyle ilaveler yapabilirsiniz. Ben birazcık lezzet versin diye şu an fesleğen ekliyorum içerisine. Eklenir eklenmez tercih sizin. Ve şöyle hafif pirinç vaziyetinde, yani böyle iri iri kalmış parçalar halinde olan da Antep fıstığını ekliyorum. Sonra birazcık sert olacaktır. Şöyle bir kaşıkla karıştıracağız bunu. Bir kaşıkla hepsini böyle güzelce karıştırıp mümkün olduğu kadar hiç kıvamı tek parça olacakmışçasına böyle bir araya getiriyorsunuz bunu. Sonra bunun içerisine bir parçacık da zeytinyağı ekleyeceksiniz. Ama bence zeytinyağını önce eklemeyin. Önce şöyle bir karıştırın. Hafif böyle bir kremamsı, kalın gövdeli bir kıvamın ortaya çıktığını görün. Peynirler birbirleriyle iyice özdeşleşsinler. Arkasından da içerisine hafif hafif zeytinyağı koyun. Tarifi hemen servis edecekseniz, mesela şöyle bir iki kaşık kadar zeytinyağı koydum. Tarifi hemen servis edecekseniz içerisine fesleğen koymak gayet iyi bir alternatiftir. Ama tarifi bekletecekseniz fesleğen beklerse içeride kararır. Aklınızda olsun. Eğer hemen servis edeceğiniz bir reçete yapıyorsanız fesleğen çok güzel bir alternatif oluyor. Bekletiyorsanız koymamanızı tavsiye ederim. İçine koyacağınız yağ miktarı da komple opsiyoneldir. 2 kaşık koydum. Benim peynirlerim biraz daha istiyor. 1-2-3 kaşık kadar daha koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sonra bunu isterseniz bir meze gibi servis edebileceğiniz gibi, bir meze tabağında meze gibi servis edebileceğiniz gibi, benim şu an yapacağım gibi de servis edebilirsiniz. Bazı reçetelerde içerisine eser miktarda lezzeti biraz daha arttırmak için bal konduğunu da görebilirsiniz. Hep bunlar opsiyoneldir ve tamamen sizin kendi tercihinizdir efendim. Son derece doğal bir görüntüsü var. Sonra bir servis tabağı. Bir dondurma kaşığı. Dondurma kaşığıyla Girit ezmenizi alıyorsunuz ve bu şekilde pratik, görseli güzel, porsiyonluk, lezzetli bir sunum yapıyorsunuz. İşte size çok kolay, hem lezzetli bir atıştırmalık, hem güzel bir meze, hem de her öğünde rahatlıkla servis edebileceğiniz güzel bir Girit ezme.